Beklediğimiz gibi bir oyun diyebilirim. Konyaspor tamamen beklediğimiz gibiydi. Biz ikinci hatta low block dediğimiz bölgede bekledik. Top ayağımızdayken beklediğimin altında bir oyun vardı. Yeni bir oyun, hatalarla dolu bir oyun. Ama bölüm bölüm bizim adımıza olumlu, daha ileriye umutla bakıcı bir oyun. Gol ve golden sonra yakaladığımız, bana göre final öncesi pozisyonlar, çok daha iyi değerlendirmemiz gereken pozisyonlar, bitirmemiz gereken pozisyonlar var iken kullanamadık. Konyaspor genel hatlarıyla top ayağında olan takım gözüktü. Çünkü topu onlara biz bıraktık ama pozisyon bulmakta zorlandılar diyebilirim. İkinci yarı özellikle yine ciddi, o bölüm bölüm iyi dediğim anları yaşadık kendi adımıza olumlu olarak. Üçüncü bölgede yine sonuçlandırmada ve pas hataları, basit pas hataları ve bitirmede sıkıntılar yaşadık. İkiyi bulabilirdik. Kırmızı karttan sonra zaten özellikle kulübedeki oyuncu seçeneklerimizin az oluşundan dolayı, stoperimizin olmamasından dolayı sonra bir kırmızı kart daha. Bu sefer hikayenin kısmı ciddi manada değişti. Oyuncuların yorgunluğu derken değişikliklerimiz tamamen spontane oldu. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Biraz daha her iki takım oyuncuları için de söylüyorum. Biraz daha sakin kalmakta fayda var. Oyun adına bugün bölüm bölüm iyi diyebilirim. Genel hatlarıyla iyi savunduk. Bana göre son saniye bizim elimize gelen bir 3 puan vardı. Bunu kaybettiğimiz için üzgünüm ama her iki takıma başarılar diliyorum. Biz daha iyi olmalıyız. Bir gün bir konuşma yaparsam 3 cümleyi bulacak o. Şu an böyle bir cümleyi kurmak istemiyorum. Yorgun olduklarında rakip takımın oyuncusu da olabilir, bizimki de olabilir. Geriye düştüğünüzdeki takımı bazen coşkulandırmak için de bu olabilir. Ki fuzuli bir pozisyon, durup dururken küçük bir yapılan bir hata çok her iki takım adına pahalıya patladı. Bize çok çok daha pahalıya patladı. Az önce söylediğim gerekçelerden dolayı, oyuncu kısıtlığından dolayı daha dikkatli olmalılar. Her iki oyuncu, her iki takımın oyuncusu için de aynı şey geçerli. Futbol oynamaya çalışmalıyız. Konuşacağımız şey futbol olmalı. Bugün ben futbol adına bölüm bölüm iyi, savunmada gayet iyi ama top ayağımızdayken yeni oyunumuzla beraber, yeni oynamaya çalıştığımız oyunumuzla beraber ki biraz daha fazla bir bölümde istiyordum bunu, bekliyordum. Onun biraz altında oldu ama gayet normal. Bir puan Konya'dan alınmış, bir puan tabii ki çok önemli. Ama bana göre 3 puanı, 2 puan daha kaybetmiş bir İstanbulspor var diyebilirim. Bir oyuncu, Konyasporlu bir oyuncu da bunu bana söyledi. Yanılmıyorsam şundan kaynaklı. Topa normalde avut başlangıçlarında kalecinin başlandığı gibi bir alışkanlık var. Biz bu detayı atlamıyoruz. Tam tersini yapıyoruz genelde. Dolayısıyla burada kalecinin hiçbir hatası yok. Burada hakem, eğer maçı yöneten varsa, bunu hızlandırmalı. Oyuncunun bilerek süreyi eritmesi gibi bir şey söz konusu olmamalı her iki takım açısından da. Dolayısıyla burada ne hocanın böyle bir oyunu yavaşlatın deyip de yavaşlatma gibi bir şansı var. Veya hızlandırın. Hızlandırın dediğinde de çok öyle hızlandırılmıyor. Yavaşlatın dediğinde de çok yavaşlatılmıyor. Bence futbolu konuşmamız gerekiyorsa bence bu değil. Yani kaleci çok yavaş oynatmış, az oynatmış, çok oynatmış. Ortada bir hakem var. Maç yöneten biri var. Dolayısıyla bunların konuşulması bence doğru değil. Başka konuşulacak pozisyonlar var mesela bizim adımıza. Yani yediğimiz golde ayağına basma var gibi gözüküyor mesela. Gibi ama ben yine futbolun tarafında kalıp futbol adına ne yaptık? Ne planımız vardı? Biz savunma olarak planlarımızın hepsini gerçekleştirdik. Hücumda anları alanları bulduk. Fakat performans olarak oyuncularımın performansından bugün o anlamda bölüm bölüm memnunum. Onun haricinde çok memnun değilim. Çok daha iyisini yapabilecek bir İstanbulspor inşallah izlettireceğiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.